Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih. Efendim, hayatta nasıl bir icraat yapıyor efendim, hastalıklar ve musibetler onu saflaştırıyor? Efendim? Musibetler ve hastalıklar hayatı tasaffi ettirir diyor ya efendim. Nasıl bir fonksiyon yapıyor efendim? Hayatı inkişaf ettirmesi mi? Evet. Tecrübe kazanıyor. Sabra alışıyor. Gelecek olan musibetlere mukavemet imkanı veriyor. Yani insan mesela bir çocukla 7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir çocukla 80 yaşındaki bir adamın bir hadise karşısındaki tepkilerine dikkat et. Hemen o çocuk atlayıp düzeltmek ister ama öbürü hele dur bakalım. Bunun arkasında ne geliyor, sebebi nedir, bu işi yaptıran nedir, ondan sonra bu işe teşebbüsede arkasında ne gelir, ilahir onun mahkemeye alır ve şey yapar, zararlı tarafını def eder, hayırlı tarafını dengeyle, kolaylıkla alır. İnsanlar cahil oldukları nispette, efendim, heyecanlı olurlar. Bağırır, çağırır, bilmem ne der. Büyük zatların bağırdığını, çağırdığını görmek hemen hemen hiç mümkün değil yani. Hiç mümkün değil yani, görmez. Onlar sükunetle, yani en dehşetli şeyi söylüyorsun, diyorsun ki bu şimdi buna bağırır, kızar, bilmem ne der. Sultan Hazretleri'nin huzurunda bulunurken birisi geldi dedi ki, yani orada sonra, efendim filanca zat Mesnevi Nuriye'nin tercümesini beğenmemiş, Şerat-ül İcaz'ın tercümesini beğenmemiş, kendisi yapıyor. Dikkat ettim yani bilhassa böyle kritik noktaya. Sultan Hazretleri'ne dikkat ettim, hiç rahatsız olmadı yani hiç. Sıkıntı yok, hiçbir şey yok. Dedi ki, ehli ilme müdahale etmemek lazım dedi. İlim meydanı geniştir. Herkes istediğini yazabilir. O eserlerin Arapça aslı mevcut mudur dedi. Evet dedik. O zaman telaş etmeye gerek yok dedi. Herkes bir tane yazsın. Şimdi bizim gibi bir nesil desen, vay hain herif, Mesnevi beğenmedin ha? Sen kaç paralık adamsın ki, bilmem ne gibi falan. Pişmemiş, olgunlaşmamış. Hayat tecrübeleri ona o kemalatı, o olgunluğu vermemiş. Mukadder olan bir durum da var tabii burada. Ama hakikaten insan, bizim bir arkadaşın güzel bir sözü vardı. Diyordu ki bir adam sanatkarsa herhangi bir şeyde, hangi meslekte olursa olsun o meslekte iyi bir sanatkarsa ona her şeyi yap denilebilir demiş, diyordu. Çünkü o sanata yaklaşmanın usulünü öğrenmiş. Yani kendi sanatında sanata, ağaca, demire neyse mesleği, elektrik her neyse. Yani hiç elektrikten anlamayan bir iyi marangoz ustasına şu işi şöyle yap desen adam hemen yapmaz yani. Çünkü o elini destereye kaptırmamak için epeyce eğitim yapmıştır. O elektriğe yaklaşırken de dikkat eder.
o bir meslek sahibi olduğu için dikkat eder ona. Şimdi insanoğlu böyle hayatında eğitimler, hayatının rengini değiştirebilecek çapta mühim girdaplara girip çıkmasıyla pişiyor. Hadiselere yaklaşma usulünü öğreniyor, sabır öğreniyor, temkin öğreniyor. Karşıdakini dinlemenin gerekliliğine inanıyor, görüyor. Hulasa çok cihetlerle fayda veriyor yani, çok cihetlerle. Yani. Üçüncü vecih. Şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir.